ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cep başarısı olsun. Cenazeyi de olsun. Cenazeyi var. Gerekli vasfelerimizi yaptık. Çıkmış olduğunuz bu yolda size başarılar diliyorum. Bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimlerinde hepimizin de seçimleri var. Sizin de seçimleriniz var. Çıkmış olduğunuz bu yol kutlu bir yol. Millete hizmet kutlu bir davadır. Bu davada hepinize başarılar diliyorum. Ve burada sayıca az olan muhtar arkadaşlarımın hepsine bu demokratik temayüllerinden dolayı bizi kabul ettik. Anlamında burada bekleyip bizi kabul ettikleri için çok teşekkür ederim. Lakin hep söylediğim konuya yine geliyoruz. Bir galiba bir sıkıntı var. Biz burada en az bugün 40-50 tane muhtar arkadaşımızı görmek umuduyla geldik ama az sayıda muhtarımız var burada. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. İfade hürriyetinin, insanların fikirlerini rahat bir şekilde anlatma ve dünya görüşlerini özgür bir şekilde ifade etme hakkının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Muhtarlarımızın bir kısmı şu anda burada yoklar. Bunu doğru bulmuyorum. Acaba neden? Meclis üyelerimize baskılar var. Arkadaşlar, istifa noktasında. Seçime katılmayalım diye bize baskılar var. Diğer iki büyük parti camiasından, adaylarından veya camiasından her neyse. Bugün muhtarlarımızın katılım sayısını az görüyorum. Katılanların tamamına, bizi kabul eden bütün muhtarlarımızın hepsine burada çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Bizler ittifak görüşmeleri dolayısıyla seçim hazırlıklarımızı biraz geç başlattık. Dolayısıyla biraz geriden geliyoruz. Fakat seçim süreci bizim çok lehimize bir temayül gösterdiğini şu an görüyorum. Yıpranmış bir 17 yıllık AK Parti iktidar ve 5 yıllık bir başarısız belediye başkanlığı döneminden kalma bir algı var. Ve öbür tarafta ise 20 yıl belediye başkanlığı yapmış bir arkadaş, bir abimiz var. Ama artık yeter dediğimiz bir seçmen altyapısı görüyorum şu anda. Biz geç başladık ama inşallah en önde bitireceğiz. Biz muhtarlık mekanizmasının devam etmesini istiyoruz. Biz belediye başkanlığını aldıktan sonra muhtarlarımızla beraber Karadeniz Ereğli'yi yöneteceğimizin buradan sözünü veriyorum. Ben zaten mizaç olarak paylaşmayı çok severim. Yetkimi, sevgimi, saygımı paylaşmak istiyorum. Burada beni yakın tanıyan çok dostlarım var. Geçmiş hayatımdan da yani çok çok iyi tanıyan dostlarım var burada. Bu şehirdeki takriben 30 yıllık iş hayatımda sevgimi, saygımı, kazancımı hepsini paylaştım. Bugün de Karadeniz Ereğli'yi beraber yönetelim diyorum. Eski kafalardan, klişeleşmiş kafalardan çekelim, yepyeni bir anlayış getirelim. Biz belediye başkanlığını kazandıktan sonra muhtarlarımıza belediye başkanlığı binasında muhakkak bir birim bir oda tahsis etmek suretiyle şehri beraber yöneteceğimizin sözünü veriyorum. Bir, her mahalle muhtarımıza, 31 mahalle muhtarımızın her birinin emrine belediyemizden en az bir veya iki tane personel tahsis edeceğimiz sözünü veriyorum. Her mahallede Karadeniz Ereğli Belediyesi'ni temsilen bir büro açacağız ve her mahallenin sorunları olduğu yerde o bahsettiğimiz bir veya iki personel muhtarın eşgüdümlü bir şekilde aktardığı sorunlar bir şekilde düzeltilecektir. Yani muhtarlarımızın gelip de belediye başkanından randevu almak için beklediği düzlemden muhtarlık sınırları içerisindeki belediyemizin kurmuş olduğu irtibat büroları veya binalarımızla orada çalışan belediye görevlilerimizin birebir gördüğü ve bunu üst yönetime aktardığı bir düzlemden ben bahsediyorum. En iyi şekilde sorunlarımızı aşayım. Muhtarım. Değerli bir iş adamımız. Dost muyuz? Yani dost muyuz? Bu fotoğraf samimiyetin fotoğrafı Şafak Bey. Ben şimdiden beraber